Reha ve Hande'nin yüzsüzlük seviyesi. Evet, bu gurursuzluğu, yüzsüzlüğü de yaptı kendisi. Buradan püf diyoruz gerçekten. Yani gariban olandan ne istediniz? Acaba oradan bir şey çıkar mı? Patlasa pek de üzülmem başına yani kabak. İnşallah öyle bir şey olur. Muhtemelen bu ikiliyi şipleyenler ve oh be diyecek. Mesela diyelim ki boşandı. Ne olacak? Biraz bencil ve bana sinsi bir karakter gibi geliyor. Sakın kaçırmayın. Hello! Hepiniz Show Kuşu'na hoş geldiniz. Ben Burcu ve bugün konumuz ne? Sandık kokusu. Öncelikle şu son bölümde oh canıma değsin, ağzına sağlık be teyzem dediğimiz anlarla başlamak istiyorum. Hemen bir hatırlayalım. Bir kahveye bekleriz artık. Affedersiniz. Pardon. Gel teyze. Pardon. Tepemin tasını attırdılar ya. Ya hani marjinal bizdik? Teyze bayağı ateş ediyor ha. Gel. Allah aşkına dur sen inemezsin. Şimdi hak etmediler mi? Hak ettiler. Reha ve Hande'nin yüzsüzlük seviyesi kaçıncı seviye? Gerçekten böyle izlerken midemi o böyle bir ekşiten bir surat ifadesiyle izledim. Ve Reha bunu yapıp da Karsu'nun ona hala döneceğini, onu kıskanacağını düşünüyor. Yani Reha zeki mi yoksa gerçekten saf bir adam mı bir türlü çözemiyorum. Çünkü yaptıkları hep birbirine tezat. Ama son bölümde gerçekten bölüme damga vuran bir andı. Şu Türkan'ın böyle ağız dolusuyla ikisine hakaret ettiği anlar ve Reha ile Hande'nin şok oluşu hak etmişlerdi. Ve maalesef Reha cennet sitesine taşındı. Evet, bu gurursuzluğu, yüzsüzlüğü de yaptı kendisi. Buradan püf diyoruz gerçekten. Daha artık kaçıncı seviyeye çıkacak yaptıkları merakla bekliyoruz. Hande'yi aldı, o siteye taşındı. Bir de Karsu ile ailesine böyle nispet yapar gibi karşılarına çıktı. Ama ben bir noktada bütün bu Reha'nın yaptıklarının ona geri döneceğini düşünüyorum. En kötü hani bir noktada Atilla müdahale eder ya. Ben Atilla'ya bu konuda güveniyorum. Şimdi gelelim Atilla'ya bu arada. Atilla demişken aslında bölümün en böyle can alıcı noktası Atilla ve Ozan mevzusuydu. Biliyorsunuz Ozan öldü. Yani gariban Ozan'dan ne istediniz? Ama bir şey söyleyeceğim. Ozan konusuyla ilgili şimdi herkesin bir aklına böyle soru işareti düşüreceğim. Çok apar topar olmadı mı ölümü sizce de? Hani cesedini çok görmedik, nereye gömüldü, ne yaptı? Hani Atilla çok üzüldü, vicdan azabı çekti ama sonra biz bu olay kapandı gitti. Acaba oradan bir şey çıkar mı diye böyle bir kuşkulanıyorum. Bilmiyorum ama bu tamamen hissel bir şey. Hani spoiler gibi kimse algılamasın. Şimdilik en azından Ozan'ın öldüğünü biz düşünüyoruz ve Atilla bu konuda çok vicdan azabı çekiyor. Hatta böyle denize baktıkça içi parçalandı. Garibim denizde baba diye ağlıyor. Tam bir Yeşilçam sahnesi. Hatta Atilla onları mutlu etmek için böyle bu yine bu bölümde çabaladı, ağaç ev falan yaptı. Ay Atilla ne gerek vardı ya? Benim için mi? Hepiniz için. Girip bakmak ister misin? Hadi girin. Yine bir Karsu'nun gözüne oradan da girdi. Ama aslında işin aslı Ozan'a şu an kayıp ve Karsu da bundan işkilleniyor. Bakalım bunun sonucu ne çıkacak? Bir de biliyorsunuz Ozan bu olay yaşanmadan önce dayak yiyordu. Kimden? Reha'nın tuttuğu adamlar tarafından. Yani bu olay bir noktada dönüp nereye gidiyor? Reha'ya. Reha zaten bu bölümde bununla ilgili de ufak bir ipucu verdi. Eğer dedi başına bir şey gelirse bu kabak benim başıma patlar dedi. Patlasa pek de üzülmem başına yani kabak. İnşallah öyle bir şey olur. Atilla'ya üzülürüm çünkü ama sana üzülmem Reha. Şimdi tabii bu konu böyle olurken bir tarafta da ne oluyor? Karsu ile Atilla gitgide yakınlaşıyor. Ve hemen ufak bir spoiler arada geçireyim. 11. bölümde yani bir sonraki bölümümüzde öyle bir şey olacak ki Karsu ile Atilla arasında. Muhtemelen bu ikiliyi şipleyenler ve oh be diyecek, gözümüz gönlümüz açıldı diyecek. Bir de kim var? Tabii ki bizim her bölümde pes be kızım, pes be dediğimiz Irmak. Irmak yüzsüzlüğünden yine hiç ödün vermeden hala o evde Karsu ve annesini kendini affettirmeye çalışıyor. Ve bu bölümde şaşırtan bir şey yaptı. Adnan'dan boşanacağını söyledi ve bu konuda ciddiydi. Yani gidip Adnan'a da bunu söyledi. Mesela diyelim ki boşandı. Ne olacak? Hani ne düşünüyor yani? Irmak karakterinin kafa yapısı biraz değişik. Mesela Atilla'ya da gidiyor. Hani sanki bunları yapıp da ailesiyle arasını düzeltebileceğini düşünüyor. Ben bu konuda hiçbir umut ışığı görmüyorum. Umarım affetmezler. Çünkü Irmak'ın
Biraz bencil ve bana sinsi bir karakter gibi geliyor. Hala kendisini pek sevemedim açıkçası. Ha belki ilerleyen bölümlerde onunla ilgili hikayesine dair can alıcı bir şeyler öğreniriz. O zaman severim. Ama şimdilik kesinlikle kararım kendisi. Koca bir eksi listemizde bizim. Onu Reha'nın yanına alıyoruz dizideki eksi tarafımıza. Şimdi gelelim bu bölümde bir de final sahnesinde bize böyle şok eden bir gelişme oldu. Ne oldu? Atilla'nın kardeşi geldi. Şimdi Atilla'nın bir kardeşi varmış. Mert Melek. Tabii ki bu sahne ismi. Muhtemelen kendi ismi olduğunu ben düşünmüyorum. Hem de Cennet Sitesi'ne konsere gelip sahneye çıktı Mert. Atilla onu gördüğünde bir şok oldu, apar topar gitti. O zaman hemen şu soruyu soruyoruz. Bu iki kardeş arasında neler oldu? Neden böyle bir durum var? Hatta biz bu bölümde bir de şunun ipucunu almıştık. Hatırlarsınız Atilla'nın adamı şunları söylemişti. Abi şöyle, sen şimdi komşuyla, Karsu Hanım'la çok ilgilisin ya. Allah razı olsun. Her işine koşturuyorsun, ediyorsun. Evet. Ben de düşündüm ki, acaba senin kardeşinle ilgili bir acın var ya, Karsu Hanım da kardeşinden yana dertli. Acaba o sebeple mi abi? Yani demek ki Karsu nasıl kardeşiyle sorunlu, Atilla da kardeşiyle sorunlu. Acaba bu sorun ne? İşte bunun da cevabını çok yakında öğreneceğiz. Ama bu arada Atilla'nın o kapıya gittiğinde hani kardeşin onu gördüğünde yaşadığı bir gerilimli hava vardı ama hafif de hüzünlü. Sanki geçmişlerine dair böyle derin bir travma da var gibi hissettim. Yani bir düşmanlıktan ziyade mecburi bir durummuş gibi geldi bana bu aralarındaki durum. Bakalım neler olacak merakla bekliyoruz. Yalnız bunların genlerinden midir nedir? Bir abi kardeş çok tatlı değiller mi? İşte ben buradan bunu da söylemek istedim. Yani kast olarak birbirlerine benziyorlar. Bir de böyle gözümüze hoş geldiler be. Bu kardeşleri biz sevdik. Bu arada Atilla'nın kardeşinin de dizide böyle önemli yerlerde, önemli kilit noktalarda olacağını, hatta Cennet Sitesi'ne tekrardan bir yolunun düşeceğini düşünüyorum ben. Ufak bir ipucu olsun, bunu da buradan söyleyeyim. Yani açıkçası hikaye giderek böyle değişik hallere bürünmeye başladı. Daha da heyecanlanıyor. Bakalım bu kardeşlerin hikayesi ne olacak? Şimdi bir toparlayalım, kapanışımızı yapalım. O zaman sandık kokusunda biz şimdi neyi merak ediyoruz? 1. Atilla ve kardeşinin arasında neler olacak? 2. Reha Cennet Sitesi'ne taşındı. Karsu ile aralarında neler olacak? Ve bu hikayenin sonunda neye varacak bu durum bakacağız. Ve 3. Irmak kendisini affettirmek için daha neler yapacak? Şu an bizim ana merak ettiğimiz konular bu. Bir de Ozan konumuz var, hemen onu da unutmayayım. Bu konuyla ilgili de neler olacak merakla bekliyoruz. O yüzden hepsinin cevabını ne zaman alacağız? Çarşamba akşamı sandık kokusunda. Herkes ekran başına diyoruz, sakın kaçırmayın. Ve bir sonraki videomuza kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.